Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Cansu Hocanız. Bir soru bir cevap serimize yeni bir soruyla devam ediyoruz. Yine güzel bir soru. Çok çok özel bir soru arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarının 2023 kitabından orijinal sorular bir testinden aldığım bir soru. Güzel bir soru arkadaşlar. Sınavda gelirse düşünmesi biraz zor olabilir. Dolayısıyla şimdi görüp tecrübemizi istediğim için bu soruyu seçtim. Haydi bakalım başlayalım. Farklı renklerin farklı ağırlığı ifade ettiği aşağıdaki teraziler üzerinde duran 4 farklı renk türündeki trafik konilerinden mavi olanın ağırlık değeri griden fazla ve bu iki değer ardışık doğal sayı. Kırmızı olanın değeri ağırlık değeri sarıdan fazla ve bu iki değer ardışık doğal sayı olmaktadır. Şekildeki durumda birinci terazideki mavi koni ikinci teraziye alınırsa terazilerin göstergelerindeki sayılar ardışık doğal sayı oluyor. Bu andan itibaren Birinci terazideki gri koni ikinci teraziye alınırsa terazilerin göstergelerindeki sayılar yine ardışık doğal sayılar olduğuna göre şekildeki durumda ikinci terazinin göstergesindeki sayı kaçtır? Evet efsane zor bir soru arkadaşlar aslında. Çünkü burada kısa bir ve küçük bir püf nokta var aslında onu görmeniz gerekiyor. Burada bir bilgiler verilmiş. Zaten bu bilgileri sonrasında kullanacağımız için verilmesi gereken bilgiler. Şimdi soruya tekrar bakalım. Diyor ki Birinci terazideki mavi koni ikinci teraziye alınırsa. Şimdi şöyle yapalım. Diyor ki bakın burada da mavi ağırlık gri ağırlıktan fazla ardışık. Kırmızı ağırlıksa sarıdan fazla ve ardışık. Bunları da kabul ediyoruz. O zaman şuradaki verilen görüntüden birinci terazideki mavi koniyi ikinciye alalım. Ne kalacak burada sadece? Gri, sarı, kırmızı kalacak. İkinci kısımda terazide iki tane mavi bir tane sarı kalacak. Bu durumda ardışık doğal sayı olduğu söyleniyor. Sonrasında böyle kabul ettiğiniz birinci durum bu. Bu andan itibaren ikinci duruma geçiyoruz. Orada da gri koni birinci teraziden ikinci teraziye alınırsa demiş. Şimdi o zaman gri koniyi de yine karşı tarafa aldığımda sarı ve kırmızı kaldı birinci terazide. İkinci terazide iki mavi bir sarı vardı ve gri eklenmiş oldu. Bu durumda da yine ardışık doğal sayılar olduğu söyleniyor ağırlık değerlerini. Şimdi arkadaşlar bunun olabilmesi için işte buraya düşünmek biraz zor ve zaman alıcı olabilir. Buraya düşünmek biraz zahmetli. Şöyle düşüneceksiniz bu tür sorularda arkadaşlar. Bir tanesini diğer tarafa aldığımda ardışık çıktıysa sonra başka bir tanesini yine e, attığımda ardışık çıkıyorsa yani değerler birer oynamış demektir. Mesela bir değer 7 iken 8 olmuş. Sonra karşıya attığımda bunu buraya aldığımda bu bir artacak. 8 olacak. Bir azalttığımda 7 olacak. Bakın yine ardışık gelmiş olur. Mesela başka bir örnek 20'ye 19 olsun ağırlıklarımız bunlar. 20'den bir tane aldığımda burası 20 olurken bir tane aldığım için 19'a düşmüş olacak. Bakın yine ardışık olacak. Şimdi arkadaşlar bu püf noktayı yakaladıktan sonra demek ki atılan zaten buradaki gri olduğu için ikinci konumda birinci durumdaki durum gibi ardışıklık göstergesi yine devam ediyorsa o zaman griye direkt bir puan diyebilirim. O zaman grinin ağırlığı 1'dir. Şimdi griye 1 dediği gri 1 ağırlıkta. Peki bakalım mavi için demiştik ki ağırlık değeri griden fazla ve bu iki değer ardışıktır. E, griye 1 dediysek ağırlık değeri fazla ve ardışık olacağına göre mavi de 2 çıkmış oldu. Mavi de 2 bulmuş olduk. Şimdi devam edelim. Kırmızı olan ağırlık, ağırlık değeri sarıdan fazla. Bu iki değer ardışık. Kırmızı sarıdan büyük ve ardışık. O zaman kırmızıya x pardon sarıya x dedik mi kırmızıya da x artı 1 diyeceğiz. Hemen arkadaşlar buraya bir yazalım. İkinci durumda sarı neydi? Sarı x'ti. Artı kırmızı x artı 1'di. Sonrasında 2 mavi demiştik. Mavi 2 demiştik. 2 bulmuşuz. 4 artı sarı x artı gri 1. Bu durumda arkadaşlar bakın birinci de ilk kısım büyükken ikinci de ikinci kısım büyük olmalı ki bir fazla olan şu bir değerine sahip olan gri karşıya gittiği için ikinciyi büyütecek. Yani şöyle bakın attıktan sonra ikinci büyüdü. Atılan kısım büyüdü. Dolayısıyla bu taraf daha büyük olacak. Şimdi bu taraf bir büyük olacağı için bir ağırlık kadar büyük olacağı için ben ilk kısma bir eklersem iki kısmının da eşit olduğunu düşünebilirim. Şimdi buradan da denklem çıktı. 2x artı 2 eşittir. 5 artı x. x'i sola 2'ye sağ attım x eşittir 3 olarak bulundu. Bize demiş ki şekilde durumda ikinci terazinin göstergesindeki sayı kaçtır? Yani verilen şu görseldeki ikinci terazinin ağırlığını soruyor. Mavi 2 bulmuştuk. Sarı, sarıya ne demişiz? x demişiz. x'i de 3 bulduğumuza göre toplamda ağırlık değeri 5 olacak. Şöyle a şıkkı olarak işaretliyoruz cevabımızı. Enfes bir soruydu arkadaşlar. Bu soruyu da görmenizi istedim. Böyle güzel soruları seçip sizlere aktarmaya çalışmaya devam edeceğim. İyi çalışmalar diliyorum hepinize. Bir sonraki sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.